Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 2022'nin son 2023'ünde ilk CNN Türk Masası programıyla ekranlarınızdayız bu akşam. Ben Fulya Kalfa, hoş geldiniz efendim. Bu akşam hem siyasetin sıcak başlıklarını konuşacağız, konuklarımla, kıymetli konuklarımla birlikte değerlendireceğiz... Aynı zamanda da şimdi ekranda birazdan göreceksiniz. E yüzen kale olarak tabir edebileceğimiz TCG Anadolu her şeyle tamamlandı. E, stüdyomuzda da e, bir e, maketi bulunuyor. E, birazdan da CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk bizimle beraber olacak yayınımız esnasında. E, şu anda da sevgili yönetmenim Nev'in ekrana veriyor, aktarıyor sizlere. E Fulya gitti, gördü, inceledi. Bize de tüm detaylarıyla aktaracak az sonra diyelim. E, ama şimdi e, öncelikle ben stüdyomda bulunan e, kıymetli konuklarımı sizlere müsaadenizle takdim etmek istiyorum. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Sayın Doktor Masum Türker efendim merhabalar. Herhalde. Şimdiden iyi yıllar diliyorum. Sağ olun size de iyi yıllar diliyorum. Çok Bugün teşekkür ederim. Herkesten farklı Çok teşekkür ederim. andırıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum herkes çok şık bu akşam. E, İpek Hanım da özellikle çok şık. Sağ olun. Teşekkür çok Çok teşekkürler. Sağ olun. öylesiniz. hoş geldiniz İpek Hanım. Memleket Partisi Sözcüsü Profesör Doktor Sayın İpek Özkan Sayan bizimle beraber. Ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ da bizlerle birlikte. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sizlere, izleyenlere, dinleyenlere iyi bir yıl dileklerimize var. Çok teşekkürler. Biz de aynı renk giyinmişiz sizinle. Bu akşam kırmızı giyinmişiz. E, gemi burada. Evet. Özel bir gün. Evet, özel bir gün. Oluruz. Hoş geldiniz siz de. Sağ olun. Ve e, Ankara'ya da merhabalar diyelim. E, Milliyet Gazetesi yazarı e, Sayın Zafer Şahin de bizlerle birlikte. Sayın Şahin hoş geldiniz. Selamlar Ankara'ya. İyi seneler şimdiden. Hoş bulduk. Ben de hem size hem stüdyodaki herkese iyi akşamlar, mutlu yıllar diliyorum. İnşallah 2023 yılı hem ülkemiz için hem tüm dünya hem de insanlık için çok güzel bir yıl olur. Çok Öyle teşekkürler. Diyeyim. Şimdi dilerseniz böyle hızlıca başlayalım çünkü yine siyasette yoğun bir haftayı geride bıraktık. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet paylaştı. Ne dedi? Şöyle ben aktarayım satır başlarına. 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız. Aldığımız andan itibaren yüzlerce binlerce çözüm bir anda devreye girecek dedi. Sevgili halkım bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu. Mükemmel çözümler fırtınası. Loading halkım loading ifadesini kullandı İngilizce bir kelime. Yükleme anlamında e, ve dedi ki göreceksiniz 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal'i bekleyin iyi seneler dedi. E, o tweetindeki e, fotoğrafı da paylaşıyoruz ama e, sevgili onlara sormak istiyorum. Videosu da varsa izleyebilir miyiz acaba? Tamam varmış o zaman bir izleyelim üzerine değerlendireceğiz. Loading halkım loading binlerce sorunun çözümü loading. Göreceksiniz. 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmayacağını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İnanın yaşayacaksınız. Çünkü o beklediğiniz yıl bu yıl olacak. Bay Kemal'i bekleyin. İyi seneler. Evet Zafer Bey dilerseniz sizinle başlayalım. O videoyu da beraber izledik. Aslında şimdi fotoğrafa baktığımızda daha doğrusu görüntüye baktığımız zaman ne görüyoruz? Böyle dosyalar var. E, A 4 kağıtları var. E, arkada bir e, biblo var, üzerinde adalet yazıyor. E, yani bu resmi analiz etmek gerekirse ne görüyorsunuz siz? Valla işte Kemal Bey, yani bir süredir devam eden hani Masa'nın adayı e, olma isteğini bir kez daha Yeni Yıl mesajında da gündeme taşımış. Esprili bir yaklaşım ortaya koymuş. Hani bu loading. Halkım loading e, bu muhtemelen herhalde e, biraz böyle dillere pelesenk olsun akıllarda kalsın diye düşünülmüş bir şey özellikle genç seçmeni e, etkilemeye yönelik hani yükleniyor e, Bay Kemal diye kendisi ifade ediyor adaylığı yükleniyor anlamında herhalde bunu söylüyor ben e, yani Kemal Bey aday olmayı çok istiyor e, bunun için de çeşitli atraksiyonlar yapıyor Yeni Yıl mesajında da tabii ki e, bunu söylüyor. Ha 2023 çok farklı bir yıl olacak elbette ki çok farklı bir yıl olacak çünkü Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Zafer Bey, e Bey e o noktaya geçmeden önce biraz daha fotoğrafı koyuyor. analiz edecek olursak hani siz Kemal Bey'in esprili bir dil kullandığını ifade ettiniz ya aslında fakat orada fotoğrafa baktığımızda o loading yükleme yapılan kısımda yani böyle bir %20'lik kısım henüz tamamlanmamış görünüyor. O ne zaman tamamlanacak o zaman? Şöyle biliyorsunuz EYT meselesinde de hani Kemal Bey bu sorunu kendisinin çözdüğünü söylemişti. Bunu bir şekilde yerleştirmeye o kalıbı yerleştirmeye çalışıyorlar. Yani kendilerinin hani bu icraatı yaptığını söylüyorlar. Yani sizin bakış açınız eğer doğruysa ki kuvvetle muhtemel doğrudur. Bunu herhalde adaylık bağlamında mı söylüyor ya da ne bileyim iktidar olacağız çok az kaldı demek mi istiyor? Yani değişik şekillerde. Yorumlanabilir. Ben bunu hani bir siyasi parti genel başkanının bir liderin yeni yıl mesajında kullanmış olduğu bu dili yani şimdi aslında iktidara geldiğimizde bütün sorunları çözeceğiz ifadesini de kullanıyor. Belki bu sorunlar çözülecek işte loading yükleniyor sorunların çözülmesine dair bir yükleniyor zaman daralıyor anlamında da söylemiş olabilir mi? Ne dersiniz? Ben ben bunu sanki daha çok adaylık yolunda verdiği o mücadelenin Sonuna geldiği gibi e, okuyorum. Yani yakın bir zamanda adaylığını ilan edeceğini herhalde söylüyor. Çünkü verdiği mesajla bütünleştirdiğinizde o anlam ortaya çıkıyor. Yani 2020 çok farklı yıl olacak. Bütün sorunları çözeceğim. Ama önce aday olmam lazım. Aday olmama da işte az kaldı demek istiyor herhalde Kemal Bey. E, ben çok olumsuz bulmadım açıkçası Fulya Hanım. Yani bir siyasi parti genel başkanının, bir cumhurbaşkanı adayının e, kendisini... Hani böyle bir e, reklamsal faaliyetle e, kendi kitlesine e, anlatması e, çok da fena olmamış. Yani ne diyelim şimdi hani burada efendim niye böyle bir şey yaptı ya da e, bu yaptığı hiç olmamış e, denilebilecek bir durum. Ben görmüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi 2023 gerçekten farklı bir yıl olacak. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Tabii Kemal Bey'in sorunları çözebilmesi için önce aday olması lazım. Sonra o sorunları nasıl çözeceğini kamuoyuna anlatması ve toplumu ikna etmesi lazım. Hani bu sadece bir işte beyaz kağıda loading yazarak e, olacak işler değil. E, herhalde çözüm önerileri de vardır. Onları da gündeme getirdiğinde o zaman daha net bir tablo ortaya çıkar diyorum. Peki Sayın Türker şimdi Zafer Bey bir adaylığının ilanı olabilir şeklinde aslında değerlendirdi. Siz de hep diyorsunuz ki yayınlarımızda. Daha Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etmedi ki ben adayım demedi ki. İşte bazen konuklarım size itiraz ediyor. İşte daha ne söylemesi gerekiyor acaba bir sürü sinyal veriyor diyorlar ama siz öyle değerlendirmiyordunuz. Şimdi sinyal sor... açık açık söylüyor ya. Peki ama işte Masum Bey açık açık söylemediğini söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun. E, şimdi açık açık belki söylemedi hani ben adayım ifadesini belki kullanmadı ama. Anlayan anlıyor. E, önce Ama şimdi bu loading mesajını e, nasıl okudunuz siz? E, bu arada loading'in ben anlamını da size söz vermeden önce bir izleyenlerimize söyleyeyim. E, ekrana da yansıdı loading İngilizce bir kelime efendim bilmeyenler için ifade edeyim. E, üç anlamı var baktığınız zaman e, yükleme, doldurma ve yükleniyor anlamlarını taşıyor. E, böyle de bir ifade kullandı Sayın Kılıçdaroğlu. Buyurunuz hala aday olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Adaylığını ilan etmediğini mi düşünüyorsunuz Bugün, dolaylı yolda? Bugüne iyi başladık. Zafer Bey'i teşekkür edip tebrik etmek istiyorum. Neden? Çünkü ilk defa İliştiniz. Kemal Bey söylediği bir şeye söyleyebilir, normaldir dedi. Bu kere bu çok önemli bir mesajdır. Yılbaşı Siz bunu ne de, neye bağlıyorsunuz e, yani peki? Zafer Bey'den <laughs> demek ki yeni yıla barış içinde girmek istiyor. En azından e, geride bıraktığı yılı barışarak bırakmak <laughs> istiyor. O da güzel bir şey yani. Helallaşma değil de barışma diyorum bak. Nasıl girerse de öyle gider derler ya bakalım. Belki de <laughs> boyu öyle evet. Şimdi efendim, Ama Zafer Bey Kemal Bey sever. Neden öyle söylüyorsunuz değil ben mi? Ben söylemez demedim ki. Ne dediniz? Yani hep farklı ya ben konuşurken hep... bugün ilk defa söyleyeceğimiz yol söyledi. <laughs> ha bir dakika o zaman şunu o mu demek değil. istiyorsunuz? Hayır, zaman hayır. zaman Zafer Bey'le böyle karşılıklı atışmalarınız olabiliyor ya şu anda öyle bir durum söz konusu olmadı o zaman aranızda. Yani öyle başlatmadı bu iyi alamettir. Demek ki ya o ya ben Yani Zafer şu an benden olabilir. rol mü çaldı demek istiyorsunuz öyle öyle söyleyebilir miyiz acaba? <laughs> Şimdi benim loading Evet. Loading, evet. söylemek, yüklemek anlamı dışında gençlerin argo dilinde benim halkım demektir. Nasıl yani? Benim halkım demek. Loading halkım, loading halkım. Yani burada benim kelimesi yerine de loading'i kullanabilirsiniz. Ben Desen ilk kez duyuyorum böyle bir şeyi. Tabii ben söylüyorum. <laughs> Zaten siz böyle bir şey var mı siz mi söylüyorsunuz? Be, benim halkın manasında da oluyor. O ba, şeyde bakanın geliyor. patenti bu. <laughs> Lot, kelimesi karşılığı Türkçe'de özü say, sayın şeyinden giderseniz yani mecazi yeni üretilmek istenen bir kavram, bir söylem. Benim halkım, benim halkım. Ben kelimesini kullanmadan burada ince bir yaklaşım var. Şimdi bir kere ben duymadım, ee, ben. E, e, ben söylüyorum merak eden bakar inceler evet. şimdi. Ee, Zafer Bey siz ben... duydunuz mu? Lo Loading'in böyle bir anlamı olduğunu Masum Bey'in söylemiş oldu. Ben hiç duymadım. Ben hiç duymadım ama Masum Bey tabii gençlerin kullandığı jargona herhalde bizden daha hakim. Biz yaş itibariyle o jargonu yakalayabilecek duruma değiliz ama... Sayın Bakan yakalamış. Ye, yeni yeni bir jargon yaratıyor. Hep o o değil ki ya yani. Bir saniye. Sayın Kılıçdaroğlu <laughs> mu bu jargonu yaratıyor? Onu mu demek istiyorsunuz? E, yaratıyor yani. Bu reklamla beraber böyle bir Tamam o zaman giriyor. dediniz ya gençler arasında kullanılan bir kelime. Kullanılan bir yaklaşım. Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yaratılan bir kelime. Bundan sonra kullanılacak şey cazip hale getirecek. Hı. İnsanlara yenilik vermek istiyor. Nasıl bazıları var mesela biz biraz farklı konuşuyoruz ya eskiden bana Bay Masum diye atarlar. Şimdi Allah'a şükür teşekkür ederim kendisine bana eşlik için. Bir de Bayan İpek katıldı bu işe. <laughs> yani tabi <laughs> e, yazıyorlar Zafer Bey, Coşkun Bey, filan sıra İpek Hanım'a gelince Bayan İpek Özkol, arkasında da Bay Mazum Türker. Hani yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasvip etmediği adam imajı vermeye çalışıyorlar. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Bey'i sever. Tasvip de ediyor ki Cumhurbaşkanı adayı olması için talep tabundayız. Şimdi ben ne anladım bu laftan? Bir kere e, Sayın güzel, Türker şöyle yapalım mı? İzleyicilerimiz belki kaçırmışlardır. Bir kez daha dinleyelim mi? Tabii, Onun üzerine tabii siz tabii de değerlendirin. Tabii çok iyi olur. Ama dinlerken bu sefer benim halkım başlığıyla dinlesin. Bakalım öyle bir dinlemeye çalışalım. Peki <laughs> sevgili rejiden ben rica ediyorum. Bir kez daha dinleyebilir miyiz arkadaşlar? Loading halkım. Loading. Binlerce sorunun çözümü loading. Göreceksiniz. 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmayacağını göreceksiniz. Ve yaşayacaksınız. İnanın yaşayacaksınız. Çünkü o beklediğiniz yıl bu yıl olacak. Bay Kemal'i bekleyin. İyi seneler. Bakınız sorunun çözümü loading diyor. Sanki adaylıktan bahsediyor mu bahsetmiyor mu Masum Bey? Halk değiştirecek diyor. Ne diyor? Halk değiştirecek. Ben öyle algılıyorum. Siz değiştireceksiniz. Bu işi beraber yapacağız. Yani her manaya gelebilir ama ben nasıl yayılacağını söylüyorum. Benim halkım. Sizle beraber diyeceğiz. Siz bekleyin diyor halkım. Siz varsanız olur. Halk oy vermezse nasıl değiştirecek? Nasıl gelecek? Yani buradaki yüklediği şey halka Birlikte hareket etme, birlikte davranışta bulunma, birlikte yürüme ve dikkat edin. Loading şeyini koyuyor. Bu herhalde e, sosyal medyada bir anlamı olsa gerek. Şimdi efendim bu e, yeni bir yöntemdir. Bizim e, Türkiye'de yapılan şöyle bir hata vardır. Eskilere bakıp, eskilerden yola çıkıp, eskinin tecrübesini anlamak, öğrenmek <laughs> yerine eskinin sonucuna bakıp hep yeni şeylerin de eski gibi olacağı sayılır. Eskiden sosyal medya yoktu. Eskiden medya bir tek 60 yılına kadar kutuplaşmıştı. 60'tan sonra bir kutuplaşma da biz nerede yaşadık? 70'li yılların ikinci yarısında yaşadık. Bazı bir iki gazeteyi işindi, ama arada yine tarafsız gazeteler vardı, tarafsız yayınlar vardı. Oki gazeteden bir tanesini birisinde görürsen onun ne olduğunu söylerdi. O zaman o gazetelerde tercüman gazetesiyle Cumhuriyet gazetesiydi. Şimdi ise şu anda herkes her yerde farklı yerde yer alıyor. Bu farkındalığı sağlamak için farklı şeyler söylemek gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na Sayın Cumhurbaşkanı küçümseyici anlamda Bay Kemal dedi. Ve bunu onun yandaşı olan, onun ya, militanca hayranı olan, taraftarı olanlar da bu Bay kelimesini sevdiler. Onun için sevmedikleri herkesin baş, isminin başına Bay kelimesi koyuyorlar. Şimdi de tabii hanımefendi sayesinde bayan da konmaya başladı. Şimdi bu e, Sayın Kılıçdaroğlu neyi söylüyor? Buradaki demokratik bir değişimi sağlayabilmek için size ihtiyacım var diyor halka. Halka sorumluluk yüklüyor. Yani eleştiriyorsanız, memnun değilseniz, bir söyleminiz varsa değiştirelim ama bunu değiştirelim derken gelin değiştirin demiyor. Siz sorumlusunuz demiyor. Değişim olacak. Ama loading halkım varsa değişim olur. Loading halkım yoksa, yani benim halkım yoksa bu değişim sağlanamaz, olamaz. Şimdi burada bu yeni bir iletişim modeli. Şu anda iletişimde eskiden... Ya o zaman şunu mu demek istiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu bu yeni iletişim modellerini iyi mi kullanıyor? E, onun danışmanları var bu konuda, reklamcıları var. Yani bakın... Bir Çünkü seyahati. dediğiniz doğru şimdi artık işte sosyal medyayla bu yeni iletişim teknikleriyle çok daha kolay şekilde kampanyalar yürütülebilir ama yanlış mesajlar da o, bir yandan verilebilir. Hayır yanlış mesaj değil. O öyle mesajlar veriyor ki Sayın tartıştıracak veriyor diye mesaj. Sayın diye söylemiyorum. Genel anlamda böyle bir ucu açıklığı da hayır, var. Hayır ta tartıştırıyor işte yanlışmış gibi giderken şeyde kötü reklam reklamdır derler yani kötü bile birisini kötü Reklamın iyisi bile reklam, reklam olmaz diye bir e, söylem e, var. İyisi olmaz derler. Yani kötü dediğiniz reklam da iyidir. Şu anda bir kere Sayın Kılıçdaroğlu yaptıklarıyla kendinden bahsettiriyor. Mesela Amerika'yı konuşturacak eğer 8 saat kaybolmasaydı hiçbir şey yok. O konuşmaları, görüşmelerini hiç kimse konuşmazdı. Ama 8 saat oradan kayboldu. Ya tüm bu adımlar bilinçli adımlar mı? Diyorsun? Gayet tabii. Bence adılan her adım bilinçli. Kim yapıyorsa stratejisini ben biraz da siyasal iletişim açısından izliyorum. Acaba buradan bir kuramsal yapı çıkartabilir miyiz geleceğe tavsiyede bulunmak üzere geleceğe bakmaları için. Şimdi Bay Kemali mesela olumluya çevirtti. olumsuz olan bir yapıyı ve ben yine söylüyorum bugünlerde Bay Kemal diye bir eğer resimli roman yaparsa birileri, çizgi romanı, en fazla rating yapacaklardan birisi o olacak. Hikayeleriyle, her şeyiyle. Hatta sizinle bu yaptığımız program bile mesela yakın tarihte Güldür Şov'a bile konu olmuş. Yani soruyorlar birisine ne diyorsun bu konuda? Dur bakalım Masum Bey bilir. Masum'a soralım biz. <laughs> Buradaki bana dediler ki ya Gündüz şova konu olmuşun. Vallahi dedim Ali Sunal'ı severim. İyi ki yapmış diyorum. Nasıl kızmadım ya kızayım ki? Demek ki biz show dünyasındaki insanlara yaşamından bu tartışmalardan bir şey vermişiz. Mesela ben evrakları ayıklıyorum. Sayın Usta, iş yüzünü bile görmemiştim bu programlara kadar Coşkun Bey, Eray Bey. Bunlar tutuklandıkları zaman o FETÖ operasyonları, balyoz, şeylikle <laughs> ilgili, Hindu. casuslukla ilgili öyle bir demeç vermişim ki DSP Genel Başkanı sıfatıyla. Ben bile şaşırdım yani şimdi baktım Allah Allah ben tanıyormuşum gibi konuşmuşum ya. Ben hiç birisini tanımıyordum. Ne Eray Bey'i tanıyordum ne şey. Bu farkındalığı görmek lazım farklılaşmayı. Burada Kemal Bey şu an bugün e, dünden beri ya da bugün sabahtan beri öyle diyelim. Sayın Cumhurbaşkanının yeni yıl mesajı bütün televizyonlarda iktidarıyla muhalefetiyle veriyor. Yani kutuplaşma ayrımı yapmadan Cumhurbaşkanı mesajı yılı. E peki Sayın Kılıçdaroğlu diğer televizyonlarda tartışma konularına girebilmesi için, konuşabilmesi için farklı bir şey söylemesi lazım. Adaylık meselesine gelince. Adaylık meselesine birazdan gelelim mi? Şimdi böyle bir hızla. Yani bir burada adaylık istiyorum. şeyi yapmıyor, e, imajı vermiyor. Yine aynı şeyi düşünmeye Bilmiyorum. devam ediyorsunuz tamam. Peki. yani. Tamam. Peki. Yani ben adaylık, ben adayın kim olduğunu biliyorum. Kim? E söylemem. Ama niye biliyorsanız söyleyin, hayır, öğrenelim lazım Bey, olur e, gazeteci mu öyle şey? değilim. Gazeteci olsam aldım istihbarat. Ama şimdi her hafta Size burada program söylersin. yapıyoruz. Yok. Yani gazeteciyim de gazeteciyim. Bu kadar sevimliyetimiz var. Bu kadar <laughs> var. Şimdi olur mu ben adayı bilmiyorum. biliyorum deyip bu kadar aday kim olacak diye konuşuyoruz. Ya ama, adayı biliyorum diye ama, söylememek olur ama mu? Söyleyin tabii lütfen. Niye söylemiyorum? Çünkü Neden? öyle gelişmeler oluyor ki aday olmayı düşünmezken Sayın Kılıçdaroğlu adayım der ve kazanma olasılığı oğlum, yükselmeye başlar. Neden? Bugün zannedersem Ertuğrul Özkök yazmış bir yerde. Millet İttifakı 3.18 oy yüzde bir araştırmaya göre. Başka bir araştırma. Hayır efendim düşük. Herkes kendine göre bir araştırmayla kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Ama işin, ya, Sayın Bakan adayın kim olduğunu biliyorsanız açıklayın da yarın söylemem. bütün manşetlerde hayır, hayır, siz hayır, olun. Hayır, yani Türkiye sizi konuşsun. Sevgili. <laughs> Türkiye sizi konuşsun yarın. <laughs> söylemem Zafer bak. Şimdi ben Peki, eski gazeteciyim biliyorsun. Sürekli basın kartı sahibiyim de. Bu konularda da zaman ama zaman gazeteci yazarım. Haberi saklar zaman mı? zaman Mustafa Adla da yazarım. Ama ama şöyle bir şey var. Zafer olsam söylerim. Hem de Abu Kadir Peki Serbi acaba söyle hemen tahlille yazarım. Masum Bey söylememenizin sebebi acaba o adayı korumak Hayır, olabilir mi? Korumak işebilir. için mi? Şimdi bakın ben siyaset dünyasından geliyorum. Her an öyle olaylar oluyor ki adayın yapısı değişebilir. Yani hiç hesapta olmayan, hiç düşünmeyen fakat partisi tarafından öne çıkartılarak parti kontrolü sağlanmaya çalışılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda şansı olmaya başladı. Bu Sayın İmamoğlu için alınan karar, bu kararın hele hele, hele hele bas savcı tarafından yapılan temyiz dilekçesindeki savun biçimi şekli daha farklılaştırıyor yapıyı. Ve ben hep bunları söylüyorum. Bunları bu noktaya götürenler herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresinde olup Cumhurbaşkanı'nı zora sokmak isteyenler. Bunu kimse söylemez ama ben cesaretle söylüyorum. Bazen de kızıyorlar ya yani ne uyarıyorsun bırak Cumhurbaşkanı niye uyarıyorsun diyor. Ama Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanımız. Kemal Kılıçdaroğlu da Kılıçdaroğlu. Zora sokmak isteyenler ifadesini kullandınız. Kim zora sokmak isteyenler? E, çıkacak meydana. Yani 3 Şubat'tan sonra göreceğiz. 3 Şubat'tır anahtar. Hatta 2 Şubat. Ben onu her zaman söylüyorum. 2 Şubat'a kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün bunları görüp, tedbir alıp aniden erken seçim kararında muhalefetle mutabakat sağlayabilir. Zafer Bey siz anladınız mı Masum Bey'in e, ne söylemek ne istediğin istediğini? O çok iyi biliyor. Bakın Masum Bey de çok iyi biliyor dedi. Ne söylemek istiyor Masum Bey, Zafer Bey? Valla Masum Bey'in ne söylemek istediğini ben e, çözümleyemem. Ben ne demek istiyor? Eğer adayı biliyorsa çok açık bir şekilde anlatması lazım. Ee, Masum Bey aday sizin arkadaşlarınızdan birisi mi yani arkadaşınız arkadaş, olan benim biri şu mi aday? anda şu an değişik kimseyle arkadaşlığım yok. Benim arkadaşım kim biliyor musunuz son zamanlarda <laughs> sayayım sana. Melih Yiğitel, <laughs> Zafer Şahin, Josh Bey, Eray Bey, Füriya Hanım, Ahmet Hakkat, Fü İpek Ali. genelde <gülüyor> <gülüyor> benim siz arkadaşlarım genelde bunlar. Bunlarla رياض geliştiriniz olan poli Hayır hayır. Siz genelde siz siyaset dünyasından iyi arkadaşlık ilişkiniz olan insanların adı adlarını yakın hayır, dönemde hayır, hayır, hayır. Cumhurbaşkanı adayı diye ha, ne getirdiniz. Bana aday desen? Eğer öyle var bir adayım. Benim bir adayım var şu anda. Benim ben kendi adayım var. Kendi adayınız kim olduğunu? Kendi adayınız kim? Benim adayım Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı Önder Aksakal. Aday olsun olmasın benim şimdilik adayım o. Peki, Kararı o verecek. Peki ama, şöyle... ama o benim Göllümden geçen, hayalimden geçen adayım. Ama esas adayı, altılı masanın belirteceği adayı kendileri biliyorlar, kendileri birlikte çalışıyorlar bu konuda. Ama sen aday olacaksın, o da adayım diye ortaya çıkmaz. Hiç yabancı da değiller. Yapılanları ben izliyorum. Yani bakın işte burada gazetecilik yapıyor. Peki şimdi siz diyorsunuz ya ben adayın kim olduğunu söyleyemem. Söyleyemem. Bir gazeteci söyleyebilir. Gazeteci olsam Yani. O zaman siz mesaj atın Zafer Bey'e Zafer Bey söylesin. <gülüyor> <gülüyor> Zafer Bey biliyor. <laughs> Zafer Bey söylüyor. Zaman zaman. Ben, ben Zafer adayın, Bey söylüyor musunuz? Adayın kim olduğunu söyleyeyim Fulya Hanım. Efendim? Ya benim bence bence aday masanın adayı çok büyük bir ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu. Yani çok net değil mi? En son Yıldız Zafer Bey'in de dediği hayır, hayır Hayır hayır. Masum Bey dedi ya konuşmada. ben adayın kim olduğunu biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir aday o, o, olduğunu Fulya... ifade ediyor ve ha, Kılıçdaroğlu Aa. artık ibre ona dönmeye başladı. Hayır ibre bu, dönüyor diyorsunuz, diyorsunuz da ya, ben adayı biliyorum diyorsunuz ya o adayın da kim olduğunu <laughs> Zafer Bey biliyor diyor. Bazen söylüyor o ismi diyor. Kim Zafer Bey o zaman kim olabilir? Size söyleteceğiz Masum Bey biz bu gece. şöyle Fulya ben ben Sayın Bakan'a en son geçen hafta dedim ki hatta bu programı işaret ederek ya dedim eğer biliyorsanız yılbaşı programında açıklayın da hem e, insanlar bunu konuşur hem sizi konuşur adayı bildi diye söyler dedim ama e, ısrarla açıklamıyor. Şimdi neden açıklamam? Altılı Masa Altılı Masa'dan, şey benim açım, doğru masadan oldu. başka bir ismin, başka bir ismi dile getirmiş başka bir televizyon kanalında. Bilmiyorum herhalde Sayın Bakan'ın da çok sık görüştüğü ve analizler yaptığı arkadaşlarıyla beraber hani Kimi bir <laughs> düşündükleri var ama onu ben Yok canım ben sayıyorum. Ben eskiden de sayıyordum. Abdullah Tif Şener diyordum. İlhan Kesici, Mehmet Akif Hafıza Çebi, Faik Öztürk. hatta bir ara Bilat Kuşoğlu saydım da Bilant Kuşoğlu baktım hep ben başkasını aday gösteriyorum. Onu artık saymıyorum. Ama yani bunları ben söylüyorum. Ne, bunları neye göre söylüyorum? Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği tarife göre. Ya ilan kesiciden bahsediyorsunuz ya Faik Öztürk'ten ikisinden biri mi? Bilmiyorum ki. Ama biliyorum dediniz. Evet. Ama sizin <laughs> sorduğunuzu bilmiyorum. Tamam siz yine ağzınıza söylememiş olacaksınız. Bana evet ya da hayır deyin. Bu iki isimden biri mi? Bildiğiniz isim. Zor bir soru. Ama seçeneklerimiz arasında evet ya da hayır var. Zor bir soru. Öyle bir yarışma vardı ya evet, evet. hayır Sıcak soğuk. <laughs> zor, zor, zor bir soru. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bir kere şunu söyleyeyim. Eee ibre beklemedikleri şekilde bu İmamoğlu'nun dava meselesinden sonra değiştiği hele hele ikinci dava terörle ilgili ilişkili yeni bir dava açılma olasılığı gündeme gelirse bu sefer iş daha farklılaşır ve e, şöyle de bir açıklama yaptı Millet İttifakı adına daha doğrusu e, CHP adına Sayın Öztürk sözcü olarak sözü de Kılıçdaroğlu'na bıraktı. Faik bir açıklasın dedi seçimle ilgili. Seçim Nisan başında varsa varız dedi. Yani erken seçim kararı. Evet, onları alamazsa. birazdan konuşacağız. Tabii yani bu bu, bu 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 tür şeyler aslında konuşmalarda belli anlatılıyor her şey. Ama Diyorum ya, ibreyi, gözleri farklılaştırmak isteyen bir mekanizma var, gizli bir el var. Peki, bunu Bu, birazdan konuşacağız tabii. sizinle. Hı -hı. Şimdi İpek Hanım, e, Sayın İmamoğlu'nun bir stratejisi var, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir stratejisi var, Sayın Akşener'in var ve Sayın Türker'in de bir stratejisi var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, benim stratejim yok. Ben strateji biliyorum okuyorum. ama yok, sizin çok, de var. Çok doğru tanım. Adayı biliyorum ama söylemiyorum. <laughs> biliyor evet, ben... Siz anladınız mı Sayın Türkiye'nin stratejisi? Bir tahmininiz var mı? Yok hiçbir tahmin yok. <laughs> Biz ben, ben bu strateji bu stratejiyi dediğiniz Bu analizi yapabilmek için tonlarca kitap okuyorum. Evet. Önünüzde de bir kitap var. Var tabii. Bu kitap bugün sürpriz kitap biliyor Ay. musunuz? Bu Neymiş kitap, o bakabilir miyiz? İş tanımadan. Çok mutlu oldum. Tanımadan. Şöyle gösterirseniz göstereyim. belki kameraman arkadaşım da gösterebilir. Ha, kameraya göstereyim. Hı hı. Bu kitabı ben 2010 yılında almışım. Sayın Bakan tutarsanız görsünler. Tabii, yazarı da yanı başında oturan hanımefendi. İdideka. Evet, sağ olun çok teşekkür ederim. İpek Özkal sayan hanımefendinin. Ve ben o tarihte hem Turmop'un genel başkanı hem Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı olmuştum. Ve bana başbakanlık... Etik davası açtı. Ben o etik davasına başvururken bütün kitapları tarıyordum ve o gün de tesadüfen İpek Hanım'ın kitabı çıktı. Kitabı gördüler, teşekkürler. Evet. Şimdi satayım. ben bu kitabı aldım, yararlandım ve Danıştay'da ve Danıştay İçtihatı Birleştirme Kararı'nda Başbakanlık Etik Kurulu'nun, bugün Cumhurbaşkanlığı'nın kamu etik kurulunun Demokratik kitle örgütlerine uygulanmayacağını hanımefendilerin yazdıkları sayesinde. Teşekkür ederim. Ki sonra ben başka şeye de girdim. Doktora tezi de o konuda. Kamu yönetiminde. Edip, hem kitap olarak hem kaynak ona kitap gidip, olarak ve ben hiç Teşekkürler hatırlarsınız. Ne zaman için. burada karşılaştık ben bu ismi de nerede görmüştüm dedim. Evde kitapları karıştırdım. Bugün de çıkarken evde hanıma dedim ki o kitabı nereye koyduk ben çıkartmıştım. Ne yapacağını dedi. Bugün yazarıyla beraber olacağım. Kendisine imzalatacağım. Ve biraz evvel sizi beklerken kuliste hanımefendinin imzasını aldım. Çok teşekkür Böylelikle, ederim. Böylelikle hanımefendinin ilgilenenler için söyleyeyim kamu etiği konusunda çok uzman oldu. Peki o zaman ben müsaadenizle o kitabın sahibine <laughs> sorularımı ederim. şimdi yönetmek istiyorum. Bunu da çok güzel bir yılbaşıydı. Evet, oldu. Çok, Böyle çok güzel teşekkür bir yılbaşı oldu yılbaşı sağ, sağ olun Bakın.